Evet, şimdi göçmenlerin durumunu, mültecilerin durumunu Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi Başkanı Sadık Onur Gelballa konuşacağız. Efendim merhaba. Merhabalar. Şimdi bir yandan Türkiye kapılarını açtı, akın var sınıra. Bir yandan da Yunanistan'ın sert müdahalesi var. Öncelikle Evet. şimdi 28 Şubat'tan beri sınıra geçmek isteyen kişiler akın ediyor oraya. Sınırdan Avrupa'ya geçmek isteyen kişiler. Evet. Türkiye ile bir başlayalım. Sınır kapılarının açık kalması daha nelerle sonuçlanacak? Hayatını kaybedenler var. Yunanistan'ın çünkü çok sert müdahalesi var. Bir yandan da aslında yani deniz yoluyla botlarla ulaşmaya çalışan göçmenleri görüyoruz. Bu insan hakları ihlaline sebep olur mu kapıların açık kalması? Ya tabii ki şöyle bir durum var. Bu insanlar sınır kapıları açılırken, Türkiye sınır kapılarını açarken, isteyen gitsin derken hedef ülkeleri veya transit ülkeleri hiçbir şekilde temasa geçmedi bildiğimiz kadarıyla. Sınır kapıları açarsak bu insanları kabul edecek misiniz gibi soruları olmadı. Dolayısıyla bu insanlar bir meşrule gönderildi aslında. Nitekim de hani Yunanistan'da ilk sınır açıldıktan sonra almayacağını beyan etti ve dediğiniz gibi çok sert müdahalelerde bulundu. Bu anlamda bu insanları ne olacağını bilmeden, başlarına ne geleceğini bilmeden meşrule göndermek tabii ki bence bir hak ihlali. Evet. Şimdi 2011'den bu yana Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapıyor Türkiye ve onun dışında tabii başka ülkelerden Türkiye'ye gelenler de var. Bu mülteciler konusunda Türkiye nasıl bir rol üstlendi ve aynı zamanda mülteciler neden şu anda Avrupa'ya gitmek istiyorlar? Ya, ülkemiz zaten genel olarak hedef ülke konumunda ama çoğu zaman da diğer ülkeye gitmek için aslında genel konsepti, genel tanımı bir transit ülke. Yani Türkiye'yi genelde başka ülkelere gitmek için kullanır insanlar. Önceden politika nasıldı? Bu kişiler, düzensiz göçmenler Türkiye'de bulundukları zaman, tespit ettikleri zaman eğer iltica talepleri yoksa, uluslararası koruma talepleri yoksa sınır dışı edilirlerdi. Fakat son zamanlarda özellikle Suriyeliler geçici koruma verildikten sonra bu kişiler Türkiye'ye tutuldu. Politika buydu ama bu sınırların açılması durumu aslında Türkiye'nin uygulamalarına da aykırı bir durum. Dediğim gibi ülke düzensiz göçmenin ülkesinde tespit ederse ya kişi orada Türkiye'de kalmak için iltica talebinde bulunur, uluslararası koruma talebinde bulunur. Öyle bir talebi yoksa veya kabul edilmezse sınır dışı edilir. Biz seni burada bulduk ama hadi sen istiyorsan git başka yere gibi bir uygulaması yoktu şimdiye kadar Türkiye'nin. Bu da yeni yapılan bir uygulama oldu. Evet, Sayın Gelbaş, şimdi yine bugün çıkan haberlerde bir iddia var. Mültecilerin sınıra zorla taşındığına ilişkin. Neler söylersiniz bu konuda siz? Vallahi hani bize de gelen meslektaşlarımızdan gelen o şekilde ihbarlar var açıkçası. Devam eden davaları olduğu halde gitmek istemediği halde göndermek istenen sığınmacılar mevcut deniyor. Hani biz de birebir görüşmüş değiliz ama biz de bu iddialar geliyor. Biz de yani bunu aktarıyoruz size. Evet, şimdi bir yandan da Yunanistan'ın sert bir müdahalesi var. Yine bugün bir kişinin daha hayatını kaybettiği yönünde Edirne Valiliği'nden gelen bir açıklama var. Yunanistan Avrupa Birliği hukukuna ve uluslararası hukuku ihlal mi ediyor? Şu anda Tabii ki çok Yunanistan'ın bu net. yaptıklarını nasıl yorumluyorsunuz? Çok net bir şekilde insan hakları ihlali, insanlık suçu. Yani sizin sınırlarınıza gelen insanları, silahsız bir şekilde gelen insanları, velev ki düzensiz göçmen olsun, ateş silahla uzaklaştırmak gibi hakkımız yetkimiz yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çok açık. Yunanistan da bunun tarafı ve bununla bağlı. Dolayısıyla hem bu insanlara üzerine öldürme kastıyla ateş edilmesi bir ikinci maddedeki yaşam hakkının ihlali. Ayrıca o insanları sınır kapısında aç susuz bırakmak, gaz bombasına maruz bırakmak, bu da 3. maddedeki işkence yasağına aykırı bir durum. Yunanistan çok net bir şekilde insan hakları ihlali yapıyor. Evet, şimdi şu anda peki Bulgaristan ve Yunanistan ne yapmalı bu noktada? Yani sınırda bekleyenler için nasıl bir adım atmaları gerekiyor? Şöyle, kişiler belki iltica talebinde bulunacaklar, belki sığınma talebinde bulunacaklar. Önce bir onun tespiti yapılması gerekiyor veya buna izin veriyor. Cenevre Sözleşmesi buna izin veriyor. Toplu halde sınırına gelen akınlarda Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar yaptığı gibi bir geçici koruma kapsamına alabilirler bu kişileri. Yani toplu Ama mülteci akınlarında geçici koruma mı öngörülüyor uluslararası tabii ki hukukta? yani bizim şu anda Suriyeli sığınmacılara verdiğimiz düzenleme bu. Yaptığımız düzenleme bu. Evet.
benzer bir düzenlemesi izin veriyor. Evet, benzer bir düzenlemesi olması gerekiyor yani Yunanistan'da. Yapılacak çok hukuki şey var ama üzerlerine silahla ateş etmek, denizin ortasındaki botu silahla batırmak bunlardan biri değil kesinlikle. Evet, peki Sayın Gelba, şimdiye kadar baktığımızda mülteciler konusunda uluslararası işbirliği mekanizması nasıl işletildi? Şöyle, Birleşmiş Milletler tabii ki bu işin ana unsuru, ana aktörü. Birleşmiş Milletler ve her ülke belli bir oranda bir mülteci talep kotası bildirir. Ve Birleşmiş Milletler herhangi bir ülke, yani her ülkeye bunu bildirir. İşte Amerika atıyorum yılda 10 bin kişi, Kanada 5 bin kişi, rakamları tamamen uyduruyorum şu anda. Ve sığınma talep eden, başka ülkeye yerleşmek isteyen kişileri buna göre davet eder. Uluslararası anlamdaki işbirliği budur. Mesela Türkiye'de atıyorum 15 bin tane Afgan var. Birleşmiş Milletler bunlar başvurduğu zaman Birleşmiş Milletler der ki bu kişilere, bakın Amerika sizi kabul ediyor 3 bin kişi kadar. Amerika'ya gitmek ister misiniz? Okey denirse Türkiye'deki Afgan Amerika'ya yerleştirilir. Uluslararası anlamda işbirliği budur. Suriye'de özelinde de Türkiye bir geri kabul anlaşması yaptı Avrupa Birliği ile. Bunların Suriyelilerin Avrupa ülkelerine geçişine izin vermeksizin Türkiye'de tutmayı kabul etti. Türkiye'de barındırmayı kabul etti Türkiye. Evet. Peki şimdi Batı ülkelerinin mülteciler konusundaki tutumunu değerlendirecek olursak, bugüne kadar örneğin çok az sayıda nitelikli mültecileri kabul ettiler. Evet. Bu şekilde tanımladıkları, nitelikli diye tanımladıkları insanları kabul ettiler. Ve bir diğer yandan da Türkiye'ye diğer mülteciler için para ödeyeceklerini ifade ettiler ki bu paranın da bir kısmının alındığını, bir kısmının alınmadığını açıklıyor Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Batı ülkeleri mülteciler konusunda katı bir tutum mu sergiliyor? Evet. Ve aynı zamanda aslında biraz sert olacak belki ama iki yüzlü bir tutum mu sergiliyor? Tutarsız diyelim. Yani iki yüzlülük de denebilir tabii. Tutarsız bir tavır. Kendi oluşturduğu insan hakları iskeletine, insan hakları felsefesine aykırı bir şekilde bence tutum sergiliyor. Dediğiniz gibi nitelikli ve az sayıda mülteciyi kabul edip geri kalanın tüm yükünü mü diyeyim artık, mali sorumluluğunu ya da genel olarak sorumluluğunu Türkiye'ye bırakmış durumda. Avrupa yani bu süreçte iyi bir sınav vermedi bana soracak olursanız. Evet, şu süreçten kendi yarattığı, sonra peki evet, ne yapılmalı? Yani ne yapılmalı? Dediğim gibi genel hukuk kuralları çerçevesinde bu kişilerin sığınma hakkı olduğu kabul edilmeli. Düzensiz göçmen dahi olsa girişlerine izin verilmeli. Ondan sonra hukuki süreç işletilmeli. Evet, peki. Bu kişileri daha sınırdayken külliyen red gibi bir şey genel hukuk, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir durum. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. İyi yayınlar. Hoş